Burayı seçmemizin en büyük sebeplerinden biri en çok yıkımı olduğu mahallenin olması ve aslında enkazın arasından kadınlar için yeni bir yaşam alanı kurma hedefiyle biz burada bu derneği açtık. Şu an halihazırda bir yılı doldurmak üzereyiz ve kadınların maalesef ki ihtiyaçları henüz tam anlamıyla karşılanmış durumda değil. En basitinden güvenlik sorunu. Yani kadınların şu an hala burada depremden önce de kadınlar için güvensiz olan sokaklar, depremden sonra şu an bu enkazların ışıklandırmanın olmadığı bir yerde maalesef ki pek sağlanamıyor. Su baskınları, işte çadırlarda kalan kadınların aslında en büyük sorunları bunlar. Hani kadınlar konteynerlere geçti, çok rahatladı denildi ama aslında görünenin arka yüzü hiç öyle değil. Yani konteyner kentlerde de bütün konteynerleri su bastı. Bütün bunlarla kadınlar uğraşmak zorunda kaldı ve uğraşmaya da devam ediyor. Depremin en başından beri o bütün çadır bakım emeğinden sonra konteynere geçildi. Konteyner bakım emeğine kadar hep kadınlar yani bu süreçte başa çıkmak zorunda kaldı. Depremden sonra aslında bize gelen en çok sorunlardan biri şiddetti. Gerçekten depremle birlikte ev içi şiddet bu sefer çadır içi ve konteyner içi şiddete dönüştü. Ve gittikçe arttı. Son zamanlarda bize gelen en çok sorunlardan biri bu. İşte ben boşanma aşamasındayım. İşte bize hukuki destek verebilecek birileri var mıdır gibi sorunlarla gelen çok oldu. İstihdam sıkıntısıyla gelen çok kadın oldu. İşte şu an hali hazırda çalışacak bir yer yok. Kadınların çalışma alanı yok yani. Varsa bile şu an ulaşılabilir, erişilebilir bir yerde değil. O yüzden bu tür sorunlarla gelen çok kadın oldu. Kadınlar şu an burada olsaydı şu anki mevcut koşullarda hijyen sıkıntısını, işte yoksulluğu, bakım emeğini gibi birçok sorunu aslında anlatırlardı ve bu sorunların dışında mesela kadınlara yönelik hiçbir şey yapılmadı. Bunların en basitinden toplanma alanlarının bile aslında kadınlara yönelik hiçbir şey sunmadığını görüyoruz. Mesela bir oraya ufaktan bir tane bir tuvalet, bir duşluk koyulsa bile aslında kadınların ihtiyaçlarını ne kadar giderebileceği noktasında ne kadar gerekli olduğunu görüyoruz ve bunlar hiçbir şekilde sağlanmıyor. Küçücük bir alana toplanma alanı deniliyor ve afet durumunda orada kadınların yararına hiçbir şey yok. Ben kendi adıma örnek vereyim. Bizim toplandığımız yer yine sözde bir toplanma alanıydı ve hiçbir şekilde kadınların ihtiyacını giderecek ne tuvalet, ne duşluk, ne de böyle barınabileceği hiçbir yer yoktu. Biz sonradan bir yerlerden bağış şeklinde bularak bir tane konteyner bulduk ve içinde tuvalet ve duşun oldu. Kadınlara özel, sadece kadınların kullandığı bir tuvalet vardı. O şekilde ihtiyaçlarını giderdik. Erkek bakış açısıyla yapılan her şey kadınların aleyhine işliyor. Kadınlar burada hijyen, barınma, güvenlik, sağlık, psikososyal şekilden çok kötü etkileniyorlar. Mesela çocukların bakımı, yaşlıların bakımı, evde hastanın olması durumu kadınları çok kötü etkiliyor. Çalışmak isteyen kadınlar sırf bu sebeplerden dolayı çalışamıyor. Biz her seferinde öfkeyi doğru yere yönlendirmeyi kadınlarla çok konuşuyoruz. Biz öfkeliyiz. Bir şeyimiz var. Tabii isyanımız var ve bunu yönlendireceğimiz birbirimiz olmamalı. Yani biz sana bana bu işin sorumlusu karşımdaki komşu ya da ne bileyim benden daha fazla erzak alan bir insan değil. Bunun sorumlusu bizi bu hale getirenler ve doğal afeti katliama çevirenler aslında. Biz öfkemizi oraya yönlendirmeliyiz. Belki o zaman daha da yani çözüm olur mu bilmiyorum ama en azından sesimizi duyurabileceğimiz bir imkanımız olur. Ve bu durumda en çok ihtiyacımız olan şey kesinlikle örgütlenmek.